Merhaba usta kasaplar, ben Orçun Yaman. Bugün anne köftesi tarifiyle karşınızdayız. Anne köftesi tarifini sizlere, müşterinize sunabileceğiniz tezgahlarınızda hem alternatif olarak yaratabilecek hem de müşterilerinizin yediği zaman hem kendisini geçmişe götürebilecek hem de çocukları için sofralarını şenlendirecek bir ürün. Her bölgenin hemen hemen kendi anne köftesi reçetesi var. Biz sizler için bugün Çanakkale bölgesinin anne köftesini yapacağız. Malzemelerimizi size tanıtarak başlayalım. Dana ve kuzu etimiz var. Dananın kolu ve gene aynı şekilde kaburgası. Kurutulmuş ekmeğimiz var içerisinde. Soğanımız var. Soğan burada biraz daha iri parçalar halinde. Çok fazla aşırı püre olarak değil, biraz daha pürenin bir tık daha üzerinde, hafif parçalı şekilde. İçerisine maydanoz koyacağız. Kimyon, karabiber ve tuzla birlikte yoğurma işlemini gerçekleştireceğiz. İşleme başlayalım. Müşterilerinize nasıl bir tavsiye verebilirsiniz ondan bahsedeyim. Anne köftesi genelde evlerimizde tavada, içerisinde de yağla birlikte kızaran, pişen bir ürün. O yüzden tavanın içerisine bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile birlikte tavayı yağlandırabilirsiniz. Üzerine anne köftelerini bıraktıktan sonra 3-4 dakikalık pişirme süresiyle iki tarafını çevirebilirler. Daha güzel bir lezzet algısı çıkar ortaya. Dilerlerse fırında yapabilirler. Anne köftesi fırın için de uygun. Çanakkale bölgesi köfte yapımında biraz ekmeği fazla kullanır. O yüzden 1 kiloluk harcın içerisinde 100 gram ekmek kullanacağız. Normalde ekmeği makineden çekip fermantasyon süreci yaşanıyor veya içerisinde bekletip ikinci turda bekletilip de çekim yapılıyor. Ekmekle birlikte bunu dolapta 3 saat bekletmeniz yeterli. Dinlendirip müşterilerinize tezgahta sunabilirsiniz. İkinci çekimi de yapalım. Tuz 1 kiloda 12 gram yeterli olacaktır. Kimyon 5-6 gram civarında. Karabiberi burada çok daha az koyuyoruz. Karabiberi şöyle 2 gram civarında sadece içerisinde aroma vermesi için. Burada maydanozu çok ince kıymıyorum. Biraz maydanoz içerisinde hem bağlayıcı özelliği olacak hem de biraz diri kalsın istiyorum maydanozlar. 1 kilonun içerisinde 50 gram soğan atmanız yeterli olacaktır. Kurutulmuş bayat ekmek içine bıçakla daha da ufaladıktan sonra ekmeği de biraz iri parçalar halinde bırakacağım içerisinde. Çok az su ilave edeceğim içerisine, çeyrek su bardağı kadar. Evet, anne köftemizi hazırladık. Şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz. Anne köftesini 30'ar gramlık gramaj halinde bölebilirsiniz. Koparma işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi basma işlemini yapacağız. Zaten köfte içerisinde kuzu ağırlıklı olduğu için biraz yumuşak bir hamur oldu. Kopardıktan sonra bastığım işleminde çok fazla inceltmiyoruz bu köfteyi. Hafif kalın kalması önemli. Kuzu ve dana ağırlıklı bir kıyma olduğu için de pişirirken zaten hızlı bir pişim süresi olacak. Evet usta kasaplar, sizler için bugün anne köftesi hazırladık. Sizler de Ramazan ayında vitrinlerinizde müşterinize sunmak için bizleri Şampiliç Usta Kasap YouTube kanalında ve Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.